Arkadaşlarım herkese merhaba. Daha önceki videomda biliyorsunuz bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonla ilgili birbirinden güzel sorular çözdüm ve yine birbirinden güzel sorular size hazırladım ve onları da çözeceğim. Ama lütfen arkadaşlarım bu konuyu daha iyi geliştirmek istiyorsanız muhakkak ve muhakkak test kitaplarından bol bol sorular çözün. Matematikte öğrenmenin temel anahtarı bol bol sorular çözmektir ama öncelikle tabii ki konuyu iyice kavramak gerekir. Konuyu kavradık, sorular çözdük ve arkadaşlarım muhakkak test kitaplarından da sorular çözeceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz. Ne kadar çok soru çözerseniz bakış açınız o kadar iyi olacaktır. Sorulara farklı bir açıdan bakmayı öğreneceksinizdir. Bu da çok sayıda soru çözmekten geçiyor arkadaşlarım. Bunu zaten defalarca söylüyoruz, biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım ben lafı uzatmadan kaldığımız en güzel yerden sorular çözmeye devam ediyorum. Siz de kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın ve benimle birlikte soruları çözün arkadaşlarım. Evet, yıldızlı bir soruyla başlıyoruz. Neymiş sorumuz bakalım. F bileşke G demiş. G kare x artı gx eksi 1. G bileşke fx ise 3fx eksi 4 olduğuna göre G bileşke f eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor soru. Şimdi bakın arkadaşlarım, bunu bulabilmek için f'e ve g'ye ihtiyacımız var. Peki burada f ve g fonksiyonları var mı? Elimizde mevcut mu? Hayır, şu anda gözükmüyor. Ama gizlenmiş bir yerlerde var. Bakın birinci ifadeye dikkatlice bakın. Ben onu şu şekilde yazmak istiyorum. F'de gx formatında yazmak istiyorum. Bakın böyle yazarsanız biraz daha netleşecektir ifade. Bakın şimdi yazdım ben bunu. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki gx gördüğüm her yere bakın gx gördüğüm her yere x yazacağım. Bakın x yazıyorum. Fx oldu. Burada x yazarsam x kare artı x eksi 1 oldu. Amacım ne? Bunu yapmaktaki temel amaç ne? Fx elde etmek tabii ki. Aslında fx böyle bir şeymiş. X yerine getirip gx yazılarak bu elde edilmiş değil mi? Öyle de düşünebiliriz. Peki fx'i elde ettim. Aynı mantıkla burada gx'i de elde edeyim. Bakın g fx neye eşitmiş? G fx hemen onu yazalım arkadaşlarım. 3 tane fx eksi 4'müş. Burada da bakın dikkatlice bakın fx gördüğünüz her yere x yapıştırın. Ne olur o zaman gx karşımıza gelir. Gx buradan 3x eksi 4. Böyle Ali Cengiz oyunları yapılır arkadaşlar matematikte zaman zaman. Şimdi fx bu. Gx de bu. Çok güzel. Artık ben bunu rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulacağım? Önce ne yapacağım? Önce şu f eksi 2'yi bulacağım. Bakın önce onu bulacağım. F eksi 2. Bunu nasıl yazabiliriz? Şöyle şurada yazayım. G'de f eksi 2. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar bunu. Peki önce f eksi 2 bulacaksınız. F eksi 2 neye eşitmiş? Şuradan bulalım hemen. X yerine eksi 2 yazıyorum. F eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2. Eksi 1. 2 eksi 1'den 1 çıktı. Getirip buraya 1 yazacaksınız. Bakın G'de bir daha hemen buraya 1 yazalım. Şöyle. Şimdi artık G1'i bulmamız gerekiyor. Gideceğiz hemen G'ye. G fonksiyonu nerede? Burada bakın. G fonksiyonu burada. G1'i bulalım. 1 yazarsak 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. Getirip buraya hemen arkadaşlar ne yazacaksınız? G1'in değerini yani eksi 1 yazacaksınız. Bu sefer neyi bulacakmışız? G'ye gidip bu sefer eksi 1 yazacakmışız. G'de eksi 1 yazarsak 3 çarpı eksi 1 eksi 4 bizi eksi 7'ye götürecek. Demek ki bu ifadenin karşılığı da eksi 7 olacak. Ve sorunun cevabı da eksi 7 olmuş oldu. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Evet, bir başka örneğe geçiyorum. Ne diyor? F'in tersi 12x eksi 9 f bileşke f'de x artı 2 olduğuna göre f bileşke f2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın dikkatlice bakarsanız burada 2 tane f var, burada 3 tane f var. Burada f'in tersi var. Çok kullandığım bir taktik vardı. Size anlattığım daha önceki derslerde neydi? Soldan mesela f'le girmek. Tabi burada soldan giriyorsak unutmayalım. Burada da soldan f'le işleme giriyoruz. Bakın f'le f'in tersi götürüyordu. Ne oluyordu? I oluyordu. I birim fonksiyondu. Yani burası kalıyor anlayacağınız. 12x eksi 9 kalıyor. Çünkü f ile f, f'in tersi birbirini götürdü. Peki burada ne oldu? Bakın 1, 2, 3 tane f oldu. Biz bunu bu şekilde yazabiliyorduk. Yazdık. Şimdi artık f bileşke f2 istiyoruz. Ne yapacağız? X yerine kaç yazmalıyız? Arkadaşlarım hemen söylüyorsunuz. Duydum sesinizi. 0 yazmalıyız diyorsunuz. Çok güzel. Hemen 0 yazıyorum. F bileşke. X yerine 0 yazdım. F2 oldu burası artık. X yerine tabii burada 0 yazınca burada da 0 yazacaksınız. Sonuç ne gelecek? Eksi 9 gelecek. Bu da böyle arkadaşlarım. Hemen hızla bir başka örneğimize geçiyoruz. Bu arada dediğim gibi böyle
Kendiniz de uğraşırsanız arada videoyu durdurup mesela kendi çözümünüzle benim çözümü karşılaştırırsanız da çok iyi olur. Bence kendiniz de uğraşın arkadaşlar. Ben çözmeye yine devam ediyorum. F'in tersi bileşke GX'i vermiş. G2 ve F9 birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. Nasıl bir yol izleyebilirim? Yine hep uyguladığım taktiklerden bir tanesini soldan F ile işleme girmek istiyorum. Bakın burada solda F ile işleme girince burada da soldan F ile işleme gireceksiniz. Bunlar birbirini götürecek. Ne kalacak burada? Gx kalacak. Burada ne yapacaksınız? Bakın F ile işleme girdiniz ya, aslında şunu yaptınız. Siz Fx ile işleme girdiniz. Bileşke x küp eksi x artı a'ya. Siz getirip arkadaşlarım şunu, bakın bunu buradaki x yerine yazmış oluyorsunuz. Yani F'de x küp eksi x artı a yazmış oluyorsunuz. Bu da neye eşittir? Gx'e eşittir. Gx F'de x küp eksi x artı a'ya eşit oldu. Şimdi G2 F9'muş. Ne yapalım? Ne yapalım? Şurada x yerine 2 yazalım ki sonra da F9'a eşit olsun bu. Hemen x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Bakın G2, x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin kübü 8 eksi 2 artı a. Bunun içerisi ne olmak zorunda? F9 olmak zorunda. Yani şurası arkadaşlarım 9'a eşit olmak zorunda. 8 eksi 2 6, 6 artı a 9'a eşit olursa a da buradan 3 çıkar gelir. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir başka örneğimize bakıyoruz. F'de 3x eksi 5 2x artı 7'ye eşit. G'nin tersi 2x artı 1 4x eksi 9 olduğuna göre F'in tersi bileşke G, onun da tersi 4 ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakın şuradaki eksi tersi demektir biliyorsun, eksi 1. Bunu içeriye intikal ettireceğiz. Ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk ve terslerini alıyorduk. Burada G var. Hemen bunun tersini yazıyorum. G'nin tersi, yer değiştireceğim. F'in tersinin tersi ne olacaktır? F'in ta kendisi olacaktır arkadaşlarım. Bize bunu soruyor arkadaş. Öncelikle ne yapıyorduk? Şuradaki F4'ü bulacağız. Gideceğiz burada F4'ü bulmak için x yerine ne yazmamız gerektiğini düşüneceğiz. Ya da başka bir deyişle 3x eksi 5'i arkadaşlarım 4'e eşitleyeceksiniz. Buradan 9 bölü 3'ten 3. Yani buraya 3 yazmam gerektiğini sezgisel olarak da bulabilirim. Yani ben buraya 3 yazarsam 3 kere 3 9, 9 eksi 5 4 veriyor diye düşünerekten de bulabilirim. Buraya x yerine 3 yazınca tabii bu da üzülmesin. Bunun yerine de x yerine ne yapacaksınız? 3 yazacaksınız. Hemen burada yazalım. F 3 yazdık 4. Bakın 3 yazdık 2 kere 3 6. 7 daha 13 oldu. F 4 13 oldu. Şimdi getir buraya bakın. G'nin tersinde F 4'ü kaç bulduk? 13 bulduk. Şuraya 13 yaz. G'nin tersinde artık 13'e ihtiyacım var. Hemen gidiyorsun G'nin tersinde şuradaki 2x artı 1'i 13'e bir zahmet eşitliyorsun. 2x artı 1 eşittir 13 diyorsun. 2x buradan 12, x de buradan 6 geliyor. Demek ki x yerine ben ne yazmalıymışım burada? 6. 6 yazdığım takdirde G'nin tersine 13 direkt karşımıza gelecek. Bakın burada 6 yazınca burada da 6 yazmayı ihmal etmiyoruz. 4 kere 6 24, 24 eksi 9 cevap ne olacaktır? 15 olacaktır. 15, 9 daha ne yapıyor? 24 yapıyor. Benim matematik zayıftır biraz. Doğru yaptım değil mi arkadaşlarım? Evet, bunun cevabı da böyle. Evet arkadaşlarım, hızla yeni sorumuza bakıyoruz. Ne demiş soru? Fx eşittir 2 eksi x bölü 3 ve gx eşittir 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre g bileşke f'in tersine 8 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Nasıl bir yol izlemeniz? Bakalım burada önce g bileşke f'in tersine nasıl bir işlem yapıyorduk? Bir kuralımız vardı. Bunlar yer değiştiriyordu ve tersleri geliyordu. Yani şöyle oluyordu. F'in tersinde bileşke G'nin tersi ne? 8. F'in tersinde bileşke G'nin tersinde 8'i soruyormuş aslında. Yapmamız gereken hamle nedir? G'nin tersinde 8'in ne olduğunu bulmaktır. Gidiyorum şimdi G'nin tersini bulmaya çalışacaksanız bunu yapmayın bence. Zaten eğer 10. sınıfsanız bunu bulamazsınız ama 12'ler bilir. Üstel bir fonksiyon bu. Tersi logaritmadır. Ama buna gerek var mıdır? Tabii ki yoktur. G'nin tersine 8'i sormakla neyi kastediyor? Y'si 8 iken x'i kaçtır? Yani g 8 iken x kaçtır? Bunu 8'e eşitlemeniz gerekiyor pratik olarak. Hemen 3 üzeri x eşittir 9 diyorum. Eksi 1'i karşı tarafa yollayıp x buradan arkadaşlarım 2 geliyor. Çünkü 3'ün karesi ne yapacaktır? 9 olacaktır. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki G'nin tersine 8 yerine x eşittir 2. Yani sorun oldu. F'in tersinde 2 oldu. Bana sorulan neymiş? Aslında F'in tersinde 2'yi soruyormuş. Yani gideceğim bunun tersini bulacağım. Yine bulmayın arkadaşlar. Ne yapın? Hemen bunu 2'ye eşitleyin. Bakın 2 eksi x bölü 3'ü 2'ye eşitlediğiniz zaman da F'in tersinde 2'yi bulmuş olacaksınız. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum.
2-x eşittir 6. X buradan ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Gördüğünüz gibi bakın çok pratik bir şekilde bunun cevabını kaç bulduk biz? Eksi 4 bulduk. Bazen bu taktikler çok işe yarar. Yani sen orada fonksiyonun tersini bulmadan eşitleyerek de ne yapabilirsin? Soruyu çözebilirsin. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, bir başka örneğimize geçiyoruz. Yıldızlı bir örnek geldi karşımıza. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakalım soruyu önce. F bileşken gx 5x eksi 3'müş. G bileşke F'in tersine x, x artı 2 olduğuna göre demiş. Buraya iki tane virgül koymuşum yanlışlıkla. G bileşke G1 ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. G'de G1'i bulacağım ben değil mi? Soru ne? G'de G1'i bulacağım. O zaman G bileşke G'yi nasıl bulabilirim? Bakın burada farklı bir taktik uygulayacağım. Şuradaki G bileşke F'in tersini yazıyorum. Buraya sağdan şurayı komple gireceğim arkadaşlar. F bileşke G'yi sağdan işleme sokacağım. Bakın. X artı 2 vardı burada bu işlemde. Sağdan bakın bir kez daha söylüyorum şöyle sağdan ne yapacağım? F bileşke G'yi işleme sokacağım. Bakın burada da F bileşke G'yi işleme soktum. Burada da bir tarafta sağdan işleme giriyorsak diğer tarafta da sağdan işleme gireceğiz. Bakın bunu bu şekilde yazdığınız zaman F'in tersi bileşke F ne yapacaktır? Birbirini götürecektir. I olacaktır. I ile yazmaya gerek yok. Bakın otomatik olarak G bileşke GX karşımıza gelmiş oldu. Çok güzel bir taktiktir bu. Sonra F bileşkeyi getir burada yaz. F bileşke G artı 2 oldu. F bileşke G nedir? 5X eksi 3'tür. Hemen onun yerine 5X eksi 3 yazalım. 5X eksi 3 artı 2. 5X eksi 3 de ne yapacaktır? 5X eksi 1 olacaktır. G bileşke GX 5X eksi 1'e dönüştü. Bakın bir kez daha söylüyorum. F bileşkeyi sağdan işleme soktum. Burada da sağdan işleme soktum. F bileşke G'nin eşiti 5x eksi 3 olduğu için şuradaki x yerine 5x eksi 3 yapıştırdım. 5x eksi 1 oldu. G bileşke GX direkt otomatik olarak karşımıza geldi. Ben G bileşke G1'i aradığım için x gördüğüm her yere burada getirip 1 yazacağım. Hemen yazıyorum. G bileşke G1 5 çarpı 1 5 1 çıkartırsam cevap ne gelecektir? 4 gelecektir. Biraz karmaşık bir soruydu. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlarım. Bakın bu soru da bir önceki sorunun çok benzeri. Lütfen ama lütfen bir önceki soruyu anlamadıysanız kendiniz bir daha bir çözmeye çalışın veya o kısmı bir kez daha dinleyin ve ondan sonra bu soruyu tekrar kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü çok benzer sorular. Ben inanıyorum ki bunu çözeceksiniz. Eğer çözemezsiniz de sorun yok. Benim çözümümü tekrar inceleyin, karşılaştırın. Ne kadar çok çaba harcarsanız, ne kadar çok gayret ederseniz her geçen gün öğrenmeniz daha iyi olacaktır, anlamanız daha iyi olacaktır. Kendinize göre bir repertuar oluşturacaksınız. Artık sorulara bakış açınız çok daha iyi olacaktır arkadaşlarım. Bunu sakın unutmayın. F bileşke gx 2x eksi 1, f'in tersi bileşke g'nin tersinde x 3x artı 4 olduğuna göre f bileşke f2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın şuradaki tersi işleme bir sokalım. İlk önce bunu düşünüyorum ben. Çünkü bu durumda hiçbir şey yapamayız. Tersiyle işleme girersem G'nin tersi bileşke ne olacak? F'in tersinin tersi F yer değiştirdi ve bu formata dönüştü. Bunu yapmayı biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlar benim önceki videolarımı izleyebilirler. Şimdi G'nin tersi bileşke Fx 3x artı 4 ya. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok basit. Deminki gibi bir taktik uygulayacağız. Şurada F bileşke G'yi yazacağım. Bakın F bileşke G'yi yazıyorum. Eşittir. 2x eksi 1 yazıyorum. Buraya sağdan şu ifadeyi sokuyorum. Bakın sağdan işleme giriyorum bununla. Nedir bu? G'nin tersi bileşke F ile işleme giriyorum. Burada sağdan girince buradan da G'nin tersi bileşke F ile sağdan işleme giriyorum. Bakın şu G'nin tersi G'yi götürecek. F bileşke Fx karşımıza çiçek gibi gelecek. Sonra şuradaki G'nin tersi bileşke F'i burada getirip yazacağım. G'nin tersi bileşke f'in değerini zaten ben biliyorum. Nedir? 3x artı 4. Buradaki x yerine bakın. Şu 3x artı 4'üki buradaki x yerine yapıştıracaksınız. Çok basit bakın. 2 çarpı 3x artı 4 eksi 1. Bunu açarsanız 2 kere 3 6x. 2 kere 4 8. 1 çıkartırsak 7. 6x artı 7 kim? F bileşke fx'in ta kendisi. Karşımıza çok rahat bir şekilde geldi. Şimdi yapmamız gereken son bir hamle var. F bileşke F2 istiyor. X gördüğümüz yerde buralarda ne yapacağız? 2 yazacağız. F bileşke F2. 2 yazarsam 2 kere 6 12. 7 daha cevabım ne olacaktır? 19 olacaktır. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlarım. Bu soruya geçiyorum. Son bir örnek daha çözeceğim. Bu örnekle birlikte arkadaşlar bileşke ve ters fonksiyonla ilgili bayağı örnek çözmüş olacağım. Bundan sonraki konumuzda
arkadaşlarım fonksiyon grafikleri karşımıza gelecek. Fx fonksiyonu doğrusal fonksiyonmuş. Fx 7 çarpı f'in tersine x eksi 3 bölü 2 olduğuna göre f bileşki f1 değeri kaçtır diyor. Hadi bakalım bir düşünün kendiniz nasıl yapıyorsunuz bir görelim. Kendiniz bir gayret edin, çabalayın. Çaba her zaman dediğim gibi çok önemli, işe yarar. Yapamasanın da hiçbir zaman moralini bozmayacaksın. Hep daha ileriyi, daha ileri düşüneceksin. Ha ben yapamadım, o olmuyor falan filan bu tür triplere girme. Sakın böyle şeylere girme. Yapamasan da gayret et arkadaşlarım. Benim çok beğendiğim bir söz var. Kaybetmek yenilmek değildir, vazgeçmek yenilmektir. Bu benim için çok önemli bir sözdür. Yani sen bir şeyi kaybedebilirsin. Ne bileyim bir maçı da kaybedebilirsin veya ne bileyim bir sınavda başarısız olabilirsin. Başarısız oldun, ben yapamıyorum demeyeceksin. Vazgeçmeyeceksin. Vazgeçtiğin an yenilmiş sayılırsın. Yeter ki mücadeleyi bırakma arkadaşım. Tamam mı? Bu sana küpe olsun kulağına. Fx doğrusal fonksiyondur demiş. Olduğuna göre f bileşki f1 değeri kaçtır? Bakın şuradaki x gördüğünüz yere, x gördüğünüz her yere fx yapıştır. Fx. Bakın f'te fx olacak burası. Ne olacak? 7 çarpı f'in tersi var burada. Fx yapıştırdım x yerine. Eksi 3 yazdım. Bölü 2. Bakın f bileşki f oldu burası. Burası f bileşki fx oldu. F'in tersiyle f ne yapacak? Bakın bunlar birbirini götürecek. O zaman ne kalacak burada? 7x kalacak. Bakın 7x eksi 3. Çünkü f ile f'in tersi birbirini götürdüğü zaman birim fonksiyonu oluyordu. Bunu bir kez daha hatırlatayım isterseniz. F ile f'in tersi ix'e eşitti. Ix de x demekti sonuç olarak. Birim fonksiyonu oluyordu. Buradan 7x eksi 3 bölü 2 karşımıza geldi. Bakın f bileşki f karşımıza geldi. Şimdi f bileşki f'de 1 yazıyoruz. 1 yazdığımız zaman 7 kere 1, 7, 3 çıktı. 4. 4 bölü 2'den cevap ne gelecektir? 2 gelecektir. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Size bir katkım olmuştur. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.